Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklı bir eylemdir? Arkadaşlar eylemler nesne yüklem ilişkilerine göre geçişsiz eylem ve geçişli eylem olmak üzere ikiye ayrılır. Nesne alamayan eylemlere geçişsiz eylem, nesne alabilen eylemlere ise geçişli eylem denir. Yüklem durumundaki eylemlere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularından biri belirtili nesneyi buldurur. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu da belirtisiz nesneyi buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen yazmıştır fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim yazmıştır? Ömer Seyfettin bu ifade cümlenin öznesidir. Ne yazmıştır? Hikaye, roman, dil, siyaset ve düşünce alanlarında birçok eser. Burası cümlenin belirtisiz nesnesidir. Dolayısıyla buradaki eylem geçişlidir. B seçeneğindeki katkıda bulunmuştur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Kim katkıda bulunmuştur? Sanatçı bu ifade cümlenin öznesidir. Neye katkıda bulunmuştur? Bu türün gelişmesine. Burası cümlenin dolaylı tümlecidir. Nasıl katkıda bulunmuştur? Hikayelerinde ele aldığı konu, tema ve tiplerin zenginliğiyle burası da arkadaşlar zarf cümlecidir. Gördüğünüz gibi bu cümlede nesne yok. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişsiz bir eylemdir arkadaşlar. C seçeneğindeki tasvir etmiştir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda isim ve yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiildir. Kim tasvir etmiştir? Refik Halit Karay. Bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi tasvir etmiştir? Toplumun her yaş ve meslek grubuna ait insan tipini. Burası cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de geçişli bir eylemdir. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. D seçeneğindeki aktarmıştır fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim aktarmıştır? Orhan Kemal. Bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi aktarmıştır? kültürel değerlerdeki bozulmayı burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de geçişli bir eylemdir. E seçeneğindeki ortaya koymuştur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade bir deyimdir. Deyimler aynı zamanda anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Kim ortaya koymuştur? Birçok sanatçımız. Burası cümlenin öznesidir. Neyi ortaya koymuştur? Duygu, düşünce ve gözlemlerini Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de geçişli bir eylemdir. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.